Oksijen tedavisi. Hastalıkların tedavisinde oksijen kullanılması. Oksijen, yiyecek ve içecek gibi hayatın sürdürülmesinde gerekli üç temel unsurdan biri ve en önemlisidir. Bir insan açlığa günlerce, susuzluğa 2 ila 3 gün dayanabilir fakat, oksijensizliğe yani havasızlığa birkaç dakikadan fazla dayanamaz. Solunum sistemi vasıtasıyla, havadaki oksijen kana geçer. 760 mm cıvalık normal atmosferik basınç altında, plazmanın her mililitresinde 0,023 mililitre oksijen çözünür, kandaki oksijenin, normal şartlarda çok büyük kısmı, kırmızı kürelerdeki, alyuvarlardaki, hemoglobin maddesi tarafından taşınır. 125 ila 165 atmosferlik basınç altında, çelik silindirler içinde sıvılaştırılmış olarak bulunan saf oksijen, tıpta tedavi maksadıyla kullanılmaktadır. Hastaya, burun deliklerine sokulan kateter veya yüz maskesi veya oksijen çadırı içinde uygulanmaktadır. Bunlar içinde en pratik olanı ilkidir. Bu metodla solunum havasındaki oksijen yoğunluğunu, yaklaşık olarak %50'ye kadar çıkarmak mümkündür. Yüz maskesi, yüze sıkı oturan ve karbondioksidin atılmasına imkan veren tipte, %100'e yaklaşan oranlarda oksijen verilmesini sağlayan bir alettir. Oksijen çadırı, oksijenin çadır boşluğuna yüksek hızda verilmesini gerektirir ve israfa sebep olur. Oksijenin en yaygın olarak kullanıldığı yer, kanda oksijen azalmasına, hipoksiye, yol açan hallerdir. Bunlar arasında akciğerle ilgili hastalıklar, akciğer fibrozisi, bebeklerde görülen zatürreler, kalp hastalıkları, mitral darlığı, mitral yetmezliği, kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi, kalp krizi ve benzeri ağır anemiler sayılabilir. Oksijen ayrıca anesteziyolojide, anestezik gazlarla karıştırılarak uygulanabilir. Bağırsak tıkanmasına ve mide gevşekliğine bağlı karın şişkinliği, akciğerlerden birinin sönmesi, damarlarda hava tıkaçlarının olması durumlarında vücutta toplanmış havanın hacminin kısa zamanda azaltılması için, bir süre %100 oksijen teneffüs ettirilir. Bu uygulama neticesinde, toplanmış havanın içindeki azot kana geçerek akciğerlerden atılır ve onun yerine oksijen alır. Solutma kesilince oksijen toplandığı yerden kolayca emilir ve şişkinlik veya diğer durumlar ortadan kaldırılır. Normal atmosferik basıncın ötesindeki basınçlarda ve bu işlem için yapılmış odalarda oksijen tatbiğine, hiperbarik, yüksek basınçlı, oksijen uygulaması, denir. Bu durumda, kanda hemoglobin ile taşınan oksijen yoğunluğunda bir artış olmaz fakat, kanda çözünmüş olarak taşınan oksijen miktarı artar. Hiperbarik oksijen genel veya lokal dolaşım yetmezliklerinde, kalp ve beyin damarlarının tıkanması, dolaşım şoku ve ani akciğer ödemi, gazlı gangremende, karbonmonoksit zehirlenmesinde, ışın tedavisinde kanser üzerine ışının tesirini arttırmak üzere kullanılmaktadır. Fakat bu uygulamanın bir takım tehlikeleri de vardır. Hiperbarik tedavide oksijen zehirlenmesi daha kolay husul gelebilir ve azot narkozuna yol açabilir. Nefes darlığı hissedilen bir şahsa, dakikada 4 ila 6 litre gidecek şekilde oksijen vermek yeterli olmaktadır. Oksijen doğrudan doğruya verilirse, burun mukozasının kurumasına ve rahatsızlığa yol açar. Bunu önlemek için, oksijenin suyun içerisinden geçirilmesi sağlanmalı ve bu suretle nemlendirilmelidir. Oksijen tedavisinin bir takım yan tesirleri de söz konusudur. Bunları şöylece sıralamak mümkündür. Akciğer büzüşmesi, oksijen tedavisi sırasında, azot seviyesi azalan ve onun yerine oksijen ile dolan alveol bölgelerinde, bu bölgeye giden bronşun tıkanması halinde oksijen çabuk emilir ve lokal akciğer büzüşmesi, atelektazisi, meydana gelir. Solunumun durması, oksijenin fazla teneffüs ettirilmesi kısmi oksijen basıncını arttırarak, solunum merkezi üzerindeki kan gazlarının, bilhassa karbondioksidin, yaptığı refleks uyarıyı kaldırır ve solunumun durmasına yol açar. Oksijen zehirlenmesi, oksijen, özellikle solunum yolları ve santral sinir sistemi üzerinde etkilerini gösterir. Oksijen zehirlenmesinin, dokularda oksijen yoğunluğunun artması neticesi ortaya çıkan reaksiyonlardan meydana gelen oksijenli maddelere ve bunların hücreyi zedelemesine bağlı olduğu sanılmaktadır. Oksijen zehirlenmesinde burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, bronşit, akciğerlerde kanlanma, alveollerin iltihaplanması, atelaktazi, daha ağır durumlarda göğüste sıkıntı, uzuvlarda karıncalanma, bulantı, kusma, halsizlik, şuur kaybı ve havaleler görülür. Tedavide çok önemli bir yeri olan oksijenin tehlikelerini önlemek için, oksijen tedavisinin rastgele değil, ancak gerekli olduğu zamanlarda ve bilgili kişilerin kontrol ve denetiminde uygulanması lazımdır.